Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Birkaç konu sizinle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle bu partimize yönelik gözaltılar, konferans hazırlıkları ve önümüzdeki sürece dair, gündeme dair birkaç şey. Biliyorsunuz partimiz 11 Şubat'ta 3. Büyük konferansını gerçekleştirecek ve bununla ilgili olarak hazırlıklarını neredeyse tamamlamak üzere. Geçen hafta hem kadın konferansımızı hem de genel konferansımızı gerçekleştirdik ve önümüzdeki döneme yönelik partimizin politikalarını hem politik olarak hem örgütsel olarak önüne koyduğu hedefleri tartıştık. Bu süre içerisinde özellikle 20 Ocak'ta başlayan Afrin işgal girişiminden bu yana Türkiye'de zaten OHAL sürecinin yarattığı ağır baskı koşulları daha da şiddetlendi ve operasyonlar ardı ardına gelmeye başladı. Özellikle barışı savunanlar, savaşa hayır diyenlere yönelik olarak ciddi bir baskı ve sindirme politikası uygulanıyor ve aynı zamanda kongremize de yaklaştığımız bu dönemde büyük gözaltılar ve tutuklamalar ile karşı karşıya kaldık. Bu son bir hafta 10 gün içerisinde yaklaşık 500'ü aşkın insan sadece sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları için, savaşa hayır dedikleri için, barış istedikleri için gözaltına alındılar ve tutuklanan arkadaşlarımız da var. Demokratik Toplum Kongresi eş sözcüsü Leyla Güven arkadaşımız bu süre içerisinde geçen hafta tutuklandı. Yine o da bu Afrin'de gerçekleştirilen işgal girişimine hayır dediği için ve savaş karşıtı tutumunu açık bir şekilde sergilediği için gözaltına alınmıştı ve hukuksuzca tutuklandı. Yine Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Mehmet Aslan da aynı şekilde yaptığı basın açıklamalar ve düşüncesini, halklarımızın taleplerini ifade ettiği için hukuksuzca gözaltına alındı. Yine bileşenlerimizden Ezilenlerin Sosyalist Partisi eş başkan vekili arkadaşımız da bu süre içerisinde tutuklandı. Bu tutuklama furyası bir taraftan barış mücadelesini yürütenlere yönelik bir saldırı ama öte taraftan da partimize yönelik son 2,5 yıldır süren HDP'yi tasfiye etme çabasının bir devamı olarak görüyoruz. Onlara her zaman söylüyoruz, HDP halktır. Halkı ne kadar baskı kursanız da, gözaltına alsanız da, zindanlara atsanız da bitiremezsiniz. Halkın talepleri, halkın demokratik bir Türkiye, çoğulcu bir demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük için yürüttüğü bu mücadele hiçbir şekilde durdurulamaz. O yüzden de bunlar beyhude çabalar demek istiyoruz bir kez daha. HDP'ye gücünüz yetmez, HDP'yi susturamayacaksınız. Çünkü HDP sadece HDP'lilerin sesi de değil. HDP bugün Türkiye'de sesi kısılan herkesin nefes borusu olmuş durumda ve kararlı mücadelesine, güçlü parti, kararlı mücadele şiarıyla başlattığı, gerçekleştirdiği konferansta da söylediği gibi devam edecek. Bizler asla ve asla bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Bakın, Roboski katliamının failleri Roboski'nin milletvekilinde vekilliğini düşürdü bu hafta. Yani siz demokrasiyi katlettiniz, adaleti yok ettiniz. Bu ülkeyi tam 12 Eylül rejimini aratır bir faşist bir diktatörlük olarak neredeyse bütün coğrafyayı sıkı yönetim altında yönetiyorsunuz. Hiçbir katliamın,
hiçbir yaptığınız operasyonun hesabını bugüne kadar vermediğiniz gibi sizin yüzünüze bu suçları ifade eden, size Roboski'yi hatırlatanları da meclisten atmak istiyorsunuz. Fakat yine bir kez daha söylemeliyiz ki Ferhat Encu halkların vekilidir ve asla ve asla halklar nezdinde o temsiliyetini ortadan kaldıramazsınız. Bizim milletvekillerimizin vekilliklerini düşürerek de HDP'yi etkisiz hale getiremeyeceksiniz. Çünkü zaten Ferhat Encü halkın yanındaydı, halkla beraberdi. Şırnak'ta sizlerin gerçekleştirdiği operasyonlar, algılar, sokağa çık, ablukalar, sokağa çıkma operasyonların yasaklarında Ferhat Encü halkıyla birlikteydi. Birlikte olmaya devam edecek, halkın sesini yükseltmeye devam edecek. Yine barışı savunduğu için, savaşa hayır dediği için, Türkiye'deki hukuksuz gözaltı operasyonlarına karşı çıktığı için, demokrasi taleplerini yükselttiği için, sevgili Eren Keskin'e yönelik de bir saldırı ile karşı karşıyayız. Onun işte barodaki üyeliğinin düşürülmesi, avukatlık yapma yetkisinin elinden alınmasına yönelik olarak da bir işte işlem başlattıklarını, beyefendinin direktif verdiğini öğreniyoruz. Yani bu hukuk, adalet, özgürlük mücadelesi yürütenlere karşı hani diyor ya nefesim ensenizde, ne kadar bu baskıları siz artırsanız da sonuçta dünya tarihi gösterdi ki baskılara karşı her zaman mücadele yürütenler, direnenler kazanmıştır. Bizler de mücadele etmeye ve direnmeye devam ediyoruz. Güçlüyüz ve kararlıyız. Bu kararlılığımızdan bir milim dahi geri adım atmayacağız. Bu kararlılıkla önümüzdeki kongreye hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Konferanslarımızın ardından komisyonlarımız da çalışmalarını yürüttü ve bu çalışmalar sonucunda 11 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 3. Büyük Kongremizde eş genel başkanlık adayları ve parti meclisi üyeleri de şekillenmeye başlandı. Mutabakat komisyonumuz kongremizde eş genel başkan adaylarının kimler olacağına dair bir ortaklaşma, bir mutabakat sağlamış durumda. Sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan ve yine 26. dönem 26. dönem milletvekilimiz 25 mi? 25. Evet, 25. dönem milletvekilimiz Sezai Temelli bu mutabakat komisyonundan çıkan isimler oldu ve kongremizde eş genel başkan adayları olarak oylanacaklar. Kongremize bu liste PM ile birlikte sunulacak. Değerli arkadaşlar, kongremiz 2018'in son derece kritik bir yıl olacağı anlayışıyla düzenlenecek. On binlerce partilimizin ve dostlarımızın kongreye katılmasını bekliyoruz. Bununla ilgili güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Kongremize yurt dışından konuklarımız olacak. Onların isimlerinin bir kısmını en azından sizinle paylaşmak isterim. Avrupa Parlamentosu Sol Grubu Başkanı Gabi Zimmer bizimle olacak 11'inde. Fransa Komünist Partisi Genel Sekreteri Pierre Laurent yine kongremize katılacak. İspanya'dan Podemos, Yunanistan'dan Syriza kongremize katılacak. Kıbrıs'tan Akel, Almanya'dan Sol Parti yine bizimle olacak. Pek çok ülkeden, hemen hemen bütün ülkelerden katılımcılar olacak. Filistin Ulusal Meclisi'nden de bir heyet katılacak. Pek çok mesaj da gönderildi kongremize. Latin Amerika'dan, Kuzey Afrika'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan pek çok iyi dilek
mesajları da gönderildi. Yine kongremizde bütün illerden, bütün renklerimizle, bütün farklılıklarımızla, demokrasi güçlerinden, demokrasi mücadelesinden arkadaşlarımız olacak. Adeta bir muhalefet şenliği içerisinde kongrede barışı, özgürlükleri, çoğulcu demokrasiyi, adaleti, halkların kardeşliğini simgeleyen bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak da AKP Erdoğan iktidarı baskılarını sürdürüyor. Çeşitli operasyonların kongremize katılımı azaltmak, önünü kesmek için gerçekleştirildiğini biz biliyoruz. Özellikle parti meclisi üyelerimize, illere yönelik, il yöneticilerimize yönelik ciddi bir operasyon saldırısıyla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar pek çok arkadaşımız bu gözaltılara maruz kaldı. Örneğin 14 il eş başkanımız 20 Ocak'tan bu yana gözaltılar, yapılan gözaltılar da gözaltına alındılar. 8 ilçe eş başkanımız, 18 il ve ilçe yöneticimiz, 7 parti meclisi üyemiz bu gözaltılar da alındı. Pek çok arkadaşımız var. Yine bileşenlerimize yönelik aynı şekilde bu kongreyi hedefleyen operasyonlar ile karşı karşıyayız. Bu süre içerisinde Afrin'deki savaşa dair yapılan militarist, milliyetçi söylem, kışkırtıcı, kutuplaştırıcı dil sonucunda partinize yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirildi. Niğde, Iğdır, Dargeçit, Kerboran gibi yerlerde binamıza yönelik saldırılar oldu. Pendik'te, Şerefli Koçhisar'da gerçekleşti. Bütün bu saldırılar aslında tamamen AKP Saray iktidarı tarafından partimize yöneltilmiş olan ve partimizi etkisizleştirmeye, gücünü azaltmaya yönelik hamleler. Buna karşılık olarak görmüş olmalılar ki, şimdiye kadar anlamış olmalılar ki bu saldırıların bir etkisi olmuyor. Tam tersine halklar el ele vermişler, omuz omuza vermişler. Bu süreci sonuna kadar, bu ülkeye barış gelinceye kadar, demokrasi inşa edilinceye kadar sürdürecekler. Bu açıdan çalışmalarımız kesintisiz olarak sürüyor. Engellemeler karşısında önlemlerimizi aldık. Yine 11'inde arenada gerçekleştirilecek olan bu büyük kongremizde en güzel buluşmayla, en güzel mesajlarımızla orada bir arada olacağız. Yeniden güçlü bir şekilde 2018'de halklarımızın demokrasiye kavuşması için bizler güçlü bir ses çıkartacağız, güçlü bir ses olacağımızı ve halkın umudu olmaya devam ettiğimizi göstereceğiz. 2018'de ya faşizm kurumsallaşacak ve kalıcılaşacak ya da demokrasi faşizmi yenecek, demokrasi halkların el birliğiyle inşa edilecek. Biz bunun öncüsü olarak, bu mücadelenin en ön saflarında yerini alanlar olarak bütün muhalefet odaklarını birleştirmeyi, ekoloji mücadelesini, emek mücadelesini, kadın mücadelesini, bütün özgürlükler, halklar mücadelesini birleştirme sözünü 11'inde kongremizde vereceğiz. Bu buluşmayı uluslararası, internasyonalist bir mücadele olarak da inşa edeceğiz. Aynı zamanda kongremiz güçlü bir barış çağrısı ve barış mücadelesinin de startını vermiş olacak. Hep beraber el birliğiyle bu süreci göğüsleyeceğiz. Yeni seçilen kurullarımız güçlü, direngen yeni bir dilin yakalanması ve özellikle toplumun büyüyen, artan sorunlarını karşılayacak, bu sorunlarla baş edebilecek ciddi bir örgütlülüğü, radikal demokrasi olanaklarını yaratacak, toplumsal mücadele odaklarına nüfuz eden
bir saha alan çalışmasını hedefleyecek ve önümüzdeki dönem halkların kazanacağı, faşizmin yenileceği bir yıl olacak. Kongremizde bunun startını, bu mücadelenin startının verildiği yer olacak diyoruz. Dostlarımızla uluslararası dayanışma gösteren kurumlarla beraber, halklarımızla, özellikle kadınlarla, gençlerle el ele, omuz omuza herkesi 11 Şubat'ta arenaya, Halkların Demokratik Partisi'nin 3. Büyük Kongresi'ne davet ediyoruz. Bu kongre halkların umuda yolculuğunun daha güçlü bir şekilde devam etmesi, faşizmin yenilmesi, demokrasinin inşa kongresi olacak. Buradan sizlerin aracılığınızla bir kez daha halklarımıza, bu mücadeleye, demokrasi mücadelesine emek verenlere, bu uğurda yaşamını yitirenlere, cezaevlerinde tutsak olan, bedel ödeyen siyasi yoldaşlarımıza, eş genel başkanlarımıza, partili belediye eş başkanlarımıza ve partililerimize buradan selam gönderiyoruz. Onlara layık bir kongreyi gerçekleştireceğimizi, zılgıtlarla, halaylarla, mücadele sloganlarımızla birlikte herkesi de bu kongreye tekrar bir kez daha davet etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz varsa alabilirsiniz. Kısa hocam, ilki dün partiden yapılan bilgilendirmede açıklamayı Ayhan Bilgen'in yapacağı söyleniyordu. Ayhan Bilgen de genel başkanlık için konuşulan isimler arasında. Bu değişikliğin nedenini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak Pervin Buldan meclis başkan da aynı zamanda yeni bir ismin gelmesi pazar gününden sonra gündeme gelecek. Bu süreç nasıl geçecek? Ayhan Bilgen arkadaşımız şu anda ağır bir grip geçiriyor. Biliyorsunuz grip bu aralar çok yaygın ve evde istirahatte. Dün buradaydı, biz onu gönderdik. Bugün hastalığından nedeniyle değil. Aslında ben cuma günü yapacaktım. O bugün bir basın açıklaması yapacaktı. Ama bu rahatsızlık sebebiyle cuma gününü bugün aldık. Diğer konuda evet, Pervin Başkan, grup başkanı, yani millet meclis başkanı olarak, vekili olarak görevli. Fakat yeni yönetimden sonra herhalde bu da yeniden düzenlenecektir. Yani biz kongreden sonra bunlar da düzenlenecektir. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkürler. Kolaylıklar.